Cennette isyan çıktı. Bir cennet yarattı. Cenneti de bir güzel süsledi. Harika böyle her şey. Yerli yerinde. Hemen muz yemeyi hayal etmeyin. Maymun değiliz. Harika bir cennet var. Bildiğiniz cennette yaşıyor ya cennet. Dedi ki bana bir tane Havva lazım. Olur dedi. Bir tane de Havva yarattı. Havva ile hoş geldin. Teyze sen de hoş geldin. Havva ile gönlü hoş iken cennette isyan etti. Cennete isyan etti. Cennete isyan etti. Ve de cennette isyan etti. Kim? İnsan. Biz cennete isyan eden bir isyan eden atanın çocuklarıyız. Hepimiz de. Ve cennette isyan edeceğimizde biliyordu. Cennette isyan var. Eğer cennetinize isyan edemiyorsanız insan olma noktasında değilsiniz. Bir isyan edin. Az önce hocam çizgiden dışarı çıkmak dedi. 9 tane nokta koydu oraya. Ben de oradan bağırıyorum. İsyan var diyorum cennette. Herkesin durduğu noktada duruyorsanız geliştiremiyorsunuz kendinizi. Eğer isyana koyuyorsanız bir yerlerde merak etmeyin. O isyanınız da sizi bir doğruya götürür. Orhan Hoca'yla bir gece imanı konuşurken dedim en iyi inkar eden en iyi imanı bulur. Öyleydi değil mi hocam? Biz yaklaşık bir saat mi konuştuk inkarı? 2,5 saat konuşmuşuz. Ben kendimde değilim ya. Akıllı da değilim ben. Nasıl olsa akıllılar sorumluymuş. Benim akılsız olduğuma da herkes hükmediyor. Tıpçılar bilhassa. O bir sizin konferansınızda bir bayan dahiliyeci bağırmıştı. Siz aşıksınız diye. Öyle değil mi? Teşhis ediyorum dedi hem bir de. Teşhis koyuyorum dedi. Siz aşıksınız dedi. Aşığın aklı olur mu? Olmaz. Olmayınca da sorumlu olur mu? Olmaz. Biz sorumsuzluğa atmışız kendimizi elhamdülillah. Bir sıkıntımız yok. Konuya girişimi cennette isyan olarak koydum. Biz Şeb-i Aruz'u 741.'yi Mevlana'da insan olarak temayı işliyoruz. Benim nazarımda insan teması dediğimizde bu ara aklıma cennette isyan geliyor. Cennette isyan etmeyi. Kim akledebilir? İnsan. Melekler isyan edemezdi. Cebrail aleyhisselam isyan edemezdi. Mikail edemezdi. Azrail edemezdi. İsrafil edemezdi. Herhangi bir yerde herhangi bir melek isyan edemezdi. Bu mümkün değildi. Ama cennetin kurallarına veyahut da bizim inancımıza göre Allah'ın kurallarına isyan eden bir insan var. Ve bütün insanlar muti olsalar, inansalar, ibadet etseler yeniden isyan edecek bir kavim yaratıp onların tövbe etmelerini sağlayıp onları affedecek olan bir Allah var. İsyan edip af dileyip affedecek olan bir Allah var.
Ve isyan eden de insan. İtaat eden de insan. İtaat eden de insan. Ve insan yaratılırken itaate de isyana da uygun yaratılmış. Ve Cenab-ı Hak yaratırken de onu ahsen-i takvim üzerine yaratmış. Ahsen-i takvimin içerisinde isyan da var. Biz isyanımızla varız. Biz inkarımızla da varız. Biz hatamızla, kusurumuzla, yanlışlığımızla, günahımızla da varız. İnsanız çünkü. Hata yapan, günah işleyen, emirleri çiğneyen bir varlıktır insan. Ve o haliyle dahi varlığın en mükemmelidir. Varlığın en üst derecesindedir. Ve Cenab-ı Hakk'ın kendi suretinde yarattığıdır. Ve bütün alemleri de onun suretinde yarattığıdır. O zaman alemin neresine bakarsanız bakın, ne tarafına bakarsanız bakın ve alemden neye bakarsanız bakın ve insandan muhakkak insana da bakın, insanda da aynı şeyi göreceksiniz. Ve Allah'ı bilmede, Allah'ı tanımada nereye kadar giderseniz gidin, gittiğiniz her merhalede insanı göreceksiniz. Ve her şeyin insan için yaratıldığını, insanla anlamlaştığını göreceksiniz. Sizler gelince buranın anlamı oldu. Sizler buraya gelmeseydiniz buranın anlamı olmayacaktı. Biz Orhan Hoca ile baş başa konuşacaktık. Orhan Hoca da olmasaydı ben kendi kendime mi konuşacaktım? İnsan olunca anlamlaştı. İnsan olunca kıymetleşti. Eğer tefekkür edin, bu dünyada insanın yaşamadığını düşünün. Ayın bizce, biz olmasak ayın bir anlamı olacak mıydı? İnsan olmasaydı güneşin bir anlamı olacak mıydı? İnsan olmasaydı cennetin ne anlamı olacaktı? Cennet vardı. Cennet insandan fizik olarak yaratılmazdan önce yaratılmıştı. Eğer bir anlamı olmuş olsaydı Cenab-ı Hak onu anlamlaştırmaya ihtiyaç duymayacaktı. Ama cenneti anlamlaştıran insandır. Cehennemi anlamlaştıran insandır. Arş-ı Âlâ'yı anlamlaştıran insandır. Levh-i Mahfuz dediğimiz o büyük kitabı anlamlaştıran insandır. Kürsi olarak adlandırılan Allah'ın makamı olarak görülen yeri kendince inanaraktan anlamlaştıran insandır. Allah bilinmez idi. Bilinmez idi. Allah'ı bilme noktasında anlamlaştıran insandır. Eğer Allah'ı bilme noktasında melekler anlamlaştırmış olsalardı insana ihtiyaç duyulmayacaktı. Ama Allah bilinmekliği istedi. Bilinmekliği isteyince, bilinmeklik hoşuna gidince kendisini bilen, kendisini anlayan, tanımlayan, kendisini idrak eden o insanı sevdi. Sevince sevgiden çoğalttı, yarattı. Ve yaratılış sebebimiz sevgi oldu. Yaratılışımızın temeli sevgi oldu. Eğer sadece maddeye, fiziğe bakacak olursak yaratılışımızın bir anlamı kalmayacak. Diğer varlıklar gibi gözleri, kulakları, burnu, elleri ve ayakları olan bir varlığız. Bizi anlamlaştıran şey sevebilmemiz. Az önce Orhan Hoca yılandan bahsediyor. Üzüntüyü bilmez diyor.
sevinci bilmez diyor. Eğer üzüntümüz yok ise, sevincimiz yok ise, mutluluğumuz yok ise, biz henüz daha insanlık olarak kemale erememişiz. Eğer bir üzüntü duyacak bir şeyimiz bulamıyorsak ve üzüntü denilen duygumuzu yitirmiş isek, insanlığımızı sorgulayacağız. Eğer sevincimizi yitirdiysek, muhabbetimizi yitirdiysek, birisini gördüğümüzde heyecanlanamıyorsak, birisini gördüğümüzde duygumuz kabarmıyorsa, birisini deliler gibi sevemiyorsak, birisi için gece gözyaşı akıtamıyorsak, birisini görmek için can atıyorsak, onu istiyorsak, onu arzu ediyorsak, onunla bir yemek yemeyi hayal ediyorsak, bir çay içmeyi hayal ediyorsak, onunla yan yana yürümeyi hayal ediyorsak, onunla kol kola olmayı hayal ediyorsak, sevinin, insani duygularınız, bunlar utanılacak şeyler değil. Çocuğunuzun başını okşamak istiyorsanız, çocuğunuzun yanağına dokunmak istiyorsanız, torununuzu koklamak istiyorsanız, bilin ki insanız, biz buyuz. Eğer bir şeye isyan ediyorsak, isyan etmeye hakkımız var diyorsak ve isyan ederim kaderime deyip şarkılar yazıyorsak, bundan mutluluk duyun, insanız biz, isyan da ederiz. Bütün duyguların, bu noktada bütün düşüncelerin temeliyiz biz. Ve bütün aşkların, bütün sevdaların biz merkezindeyiz, cevheriyiz biz. Seversek biz severiz. Sevdik mi? Allah'ına kadar severiz. Aşık oluruz. Bizden başka aşık olacak olan bir varlık yok. Bizden başka nefret edecek bir varlık da yok. Öylesine nefret ederiz ki sıra dağlar gibi nefretimizi büyütürüz. Demirden kuleler yapar nefretimizi büyütürüz. İnsanız ama yaptığımız o demirden kuleleri sevda ateşiyle eritiriz mum gibi. Su yaparız onu, akıtırız onu. Demirin esamesi kalmaz. Toprağa dökeriz, toprak ederiz onu. Ve hiçbir şey önümüzde duramaz. Biz insanız çünkü. Biz yeryüzünün değil, bütün alemlerin halifesiyiz. Bütün alemlerin neresine giderseniz gidin, bilin ki ayak izinizi göreceksiniz. Hangi aleme giderseniz gidin, bilin ki kendi nefesinizi göreceksiniz. Hangi aleme ayak basarsanız basın, kendi yüreğinizi göreceksiniz. Kendi yüzünüzü göreceksiniz. Kendinizi göreceksiniz. Ve o yüzden der Hazreti Mevlana, sen insansın, alemlere halife olarak yaratıldın. Niçin orada burada ararsın? Kendinde ara aradığını der. Eğer kendinde arayamıyorsan, aramanın yolunu bul. Kendini izle, kendine bak, kendini düşün. Aynaya otur, bir ayna al karşına. Aynayı karşına alıp kendini seyret, kendini izle. Bugün ne düşündün? Bugün ne fikrettin? Bugün ne aklettin? Bugün sen ne yaptın? Ey Mustafa Özba, bugün ne için niyetlenmiştin sabah kalktığında? Sabah kalktığında mutlu muydun? Mutluluk mu akıttın etrafına? Sabah kalktığında sen hangi mutluluk şarkılarını söyledin? Kimin yanağını sıkaraktan gittin? Hangi duayla yürüdün? Neyi hayal ettin? Yolda ne yaşadın? Yaşadığın şeylerden ne anladın? Yaşadığın şeylerden ne gördün? Kendine ne kattın? Kendine ne benzettin? Kendine neler ilave ettin? Sen beyninin, kalbinin, ruhunun neresini açtın? Ne kadar yol alabildin? Ne kadar gidebildin? Ne kadar onu tanıyabildin? Ne kadar insanı tanıyabildin? İnsanı tanımak onu tanımaktı. Nasıl ona teşekkür etmek, ona teşekkür etmek ise, o zaman insanı Allah gibi görüp ona teşekkür ettiren bir din varsa, biz bugün kaç kişiye teşekkür ettik? Biz bugün kaç kişiye iyilik yaptık? Kaç kişiye tebessüm ettik? Madem ona teşekkür etmek, insana teşekkür etmek, ona teşekkür etmek, o zaman insana tebessüm, ona tebessüm değil mi?
İnsanın başını okşamak, onu okşamak değil mi? O zaman insana hakaret, ona hakaret değil mi? İnsana düşmanlık, ona düşmanlık değil mi? İnsanı sevgisizce, saygısızca katletmek, onu katletmek değil mi? O zaman biz bugün kaç Allah katlettik? Bugün biz kaç Tanrı'yı gömdük? Bugün biz kaç Tanrı'yı üzdük? Bugün biz kaç Allah'ı üzdük? Bugün biz kaç Allah'ı sevindirdik? Bugün biz kaç Allah'a teşekkür ettik? Biz insanız. Kaç insan yedik? Kaç insan olmasına sebep olduk? Kaç insan doğurduk? Kaç insan doğurduk? Biz sadece kadınlar doğurur zannediyoruz. Biz sadece erkekler doğurtur zannediyoruz. Fiziki bu. Her kadın insan doğurtur. Her erkek insan doğurtur. Doğurur. Kaç erkek, kaç kadın doğurduk? Hazreti Mevlana der ki, bütün bu alem süslü püslü olsa, sen olmasan bir anlamı yok. Evet, insan olmasa bir anlamı yok. Bir ev düşünün, saray gibi. Hiç kimse yok, hiçbir şey yok. Onun saray olduğunu anlayacak hiç kimse de yok. Ve içinde oturan da yok. Bir tek siz otursanız, hiçbir şey olmamış olsa, ne anlamınız kaldı? Sarayın ne anlamı kaldı? Ne anlamı kaldı? Boğaz'da harika bir villa olsun. Sizden başka hiçbir kimse olmasın. Ne anlamı kaldı? Hizmetçileriniz olsun bir sürü. Ne anlamı kaldı? Bir tek, tek başınıza nasıl yaşayabilirsiniz? İnsan ve insanlar. Biz hepimiz biriz, bir bütünüz. Hepimiz biriz, bir bütünüz. Hepimiz birbirimize bakarız. Hepimiz birbirimize aynayız. Hepimiz birbirimize baktığımızda kendimizi görürüz. Eksik olan eksik görür. Yanlış olan yanlış görür. Kinli olan kinli görür. Güzel olan güzel görür. Aşık olan aşık görür. Maşuk olan maşuk görür. Biz neysek onu görürüz. Sufi olan sufi görür. Eksikte olan eksikte görür. Eksik arayan hep eksik bulur. Tam gören hep tam görür. İnsanız. Bize yakışan tam görmektir. Bize yakışan kamil, kemal olarak görmektir. Bize yakışan edeptir, hayadır. Bize yakışan güzel ahlaktır. Bize yakışan Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Bize yakışan Muhammed-i Mustafa'nın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Bakın, bir hayvan ölüsünün yanından giderken herkes cübbesine kapanıp kokusundan kaçarken bakıyor, ne kadar güzel dişleri varmış. Bir hayvanın ölüsünün güzel dişlerini anlatıyor bize. Herkesin çirkin gördüğünde bir güzellik görüyor. Herkes çirkin, ne kadar güzel gözlerin varmış. Herkes çirkin görüyor, ne kadar güzel kaşların varmış. Herkes çirkin görüyor, ne kadar güzel dudakların varmış. Herkes çirkin görüyor. Biz İslam öncesi bir Arap şairinin şiirini okumuştum. Yaklaşık ortaokul zamanlarında, Seval Kaplan'dan kalma. Ve Arap çöllerindeki bir Arap şair oturduğu yerden yeşillikleri anlatıyor. O Arap şair hayal etmiş. Hayalindeki bir kadını anlatıyor. Hayalindeki kadının elma gibi yanakları var. Kiraz gibi dudakları var. Erkeklere sorarım, hiç elma yanaklı, kiraz dudaklı bir kadın gördünüz mü? Hayır. Ama hep hayalinizde vardır elma yanaklı, kiraz dudaklı bir kadın. Hiçbir zaman kiraz dudaklı bir kadın olmayacak. Var ama olmayacak, ulaşamayacaksınız. O sizin önünüzde bir ütopya. Kadınların önünde ütopya vardır.
Hayallerinin beyaz atlı prensini beklerler. Olmayacak. Beyaz at da olmayacak, üstünde prens de olmayacak. Öyle pembe pancurlu bir ev de olmayacak. Hepsi de yalandan ibaret. Hayali çok güzel. Hayalen var mı? Mükemmel. İnsanız, hayal kurarız. İnsanız, olmayanı düşünürüz. İnsanız, var olmayanı dahi düşünmeye çalışırız. İnsanız, düşünme denileni düşünmeye çalışırız. İsyanımı dahi seviyorum o yüzden. Bu ara benim logom haline geldi. Cennette isyan var. Ve cennetteki isyana katılıyorum. Atamın izinden gidiyorum. Tüm cennetlere isyan ediyorum. Ne kadar cennet varsa hepsinin yıkılmasını istiyorum. Ne kadar cennet varsa hepsinin dışına çıkmak istiyorum. Bütün cennetlerden atılmak istiyorum. Nereye kadar atarsa bütün cennetlerden atılmak istiyorum. İsyan ediyorum. Neye? Cennete. İnsanların cennetine isyan ediyorum. İnsanların kafalarında kurguladıkları sahte cennetlere isyan ediyorum. Gelin hep beraber bu gece cennette isyan çıkaralım. Diyelim ki cennete isyan ettik biz. İsyanız. İsyankarız bu noktada. Neden isyankarım? Çünkü hepimizin kafasında dogmatik bir cennet var ve o dogmatik cenneti biz yıkmadıkça gerçek cenneti bulamayacağız. Ve dogmatik cennetlerin içerisinde yaşantımızı reddetmedikçe biz gerçeğin gerçeğine, hakikatin hakikatine asla ulaşamayacağız. Bakın Adem Aleyhisselam bir şey yapıyor. Bize bir şey öğretiyor aslında. Bir yol açıyor bize. Diyor ki, benim önüme sahte bir cennet kondu. Ben o sahte cennetin içerisinde yaşarken veya önüne gerçek bir cennet kondu. Hiç önemli değil gerçeği ve sahtesi. Sahtesi de gerçek, gerçeği de sahte. Ben o cenneti yıktım. Niçin? Havva'ya olan aşıklığından dolayı. Bir Havva'mız yok ise aşık olduğumuz, biz hiçbir zaman hiçbir cenneti yıkmayacağız. Aşıklığımız yoksa bir şeye, biz sahte cennetlerin içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Oysa Adem cenneti yıkarken kendisine çileli bir yol çizdi. Cenneti yıkarken kahırlı bir yol çizdi kendine. Cenneti yıkarken karşısına ne geleceğini bilmeden yürüdü. Harun Hoca da dedi ki, Adem önce bayındır, ara boyun kahvelerinin oraya gelmiş dedi. Ben de doğru dedim Harun Hoca. Önce oraya gelmiş dedim. Önce oraya gelmiş dedim. Oktay da dedi ki, ayak izini camiye koy dedi. Ayak izini camiye koyacak. Vallahi de uğramıştır oraya. Gidin ara boyun kahvelerinde Harun Hoca'nın orada dolaşın, Adem'in kokusunu alın. Oraya gelmiştir. İsyan etti Adem insan olduğundan. Neye? Cennete isyan etti. Herkes Adem'e kızdı cennette ne amma isyan ettin diye. Ben Adem Aleyhisselam'ı çok seviyorum, alkışlıyorum. Diyorum ki iyi ki sen cennette isyan etmişsin. Bizim için isyan etmiş, benim için isyan etmiş. Bütün cennetlere isyan etmiş. Havva. İsyanın sebebi aşık. Adem aşık. Adem Havva'ya deli divane. Adem Havva için yanıyor. Aklında, fikrinde hep o var. Her yere Havva yazıyor Adem. Her yere Allah yazar diye bekleriz biz. Bütün Müslümanlar derler ki her yere Allah yazalım. Atanız her yere Havva yazdı. Kimin izindesin? Eğer Adem'in izindesen Havva yazacaksın dağa taşa. Erkekler bir Havva'nız var mı? Yok. O yüzden sahte cennetin içinde yaşıyorsunuz. Hadi gelin. Bir Havva'ya aşık olun. Yere göğe Havva yazın. Baktığınız her gözde Havva'nızı arayın. Baktığınız her gözde ve her gözün arkasına gidin o diye.
O diye. Eğer aşık olamıyorsanız cenneti yıkamayacaksınız. Havva ne diye ağladı? Adem diye ağladı. Adem. Adem. Bayanlar, Adem'iniz var mı? Birbirinize bakmayın ben söyleyince. Ben söyleyince birbirinize bakmayın. Kendi kendinize. Kadınlar, hiç gece kalkıp hatunun yüzüne bakıp "Ya Rabbi ne güzel bir hatun vermişsin" deyip ağladınız mı? Bir de "Ben seni çok seviyorum." Yalan. Yalan. Diyor mu hiç kadınlar gece kalkıp da "Vay ya ne güzel horluyor." Mozart'ın senfonisi boş yanında. Viyana Senfoni Orkestrası bizim evde. Ne? Bey bir güzel horluyor ki bana dinli gibi geliyor. Mu diyoruz. Yoksa kör ola sıcağıdan başladı gene ben gideyim salonda yatayım. Nerede? Sevemiyorsak nereden insanız? Aşık olamıyorsak nerede insanlığımız? İşte Hazreti Mevlana Mesnevisinde diyor ki aşktan nasibin yok ise eşekten farkın yok. Aşktan nasibin yok. Ve insanlığın en büyük çıkmazı aşksızlık. Sevememek. Bir insana aşık olan başka bir insanı öldürebilir mi? Katledebilir mi? İnsanı seven kimi katleder? Evet, Orta Doğu'da kan gövdeyi götürüyor. New York kan gövdeyi götürüyor. Bütün her yerde kan gövdeyi götürüyor. Hunharca ve haince katliamlar yapılıyor. Açlık, anarşi, terör, fuhuş, her türlü uyuşturucu. İnsanlığı ve insanca yaşamayı katleden her şey oluk oluk. Sebebi aşksızlık. Sebebi insana değer vermemek. İnsanca yaşamamak. İşte Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri insanı koyuyor merkeze. Bütün dinler insanı koyarlar merkeze. Hazreti Adem insanı koyuyor merkeze. Hazreti İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Musa, İsa, bütün peygamberler. Bütün peygamberler. Aleyhisselamlar. Hepsi de insanı koyuyorlar merkeze. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. İnsanı koyuyor merkeze. Din insanı koyuyor merkeze. Bir kimseyi haksız öldüren bütün insanlar öldürmüş gibi günaha girdi. Bir kimseye kötülük yapan bütün insanlara kötülük yapmış gibi günaha girdi. Kötülüğe bir kapı açan o kötülükten bütün geçenlerin günahını aldı. İnsan çünkü önemli olan. Eğer biz insanı önemli olup önemli olduğunu görmeyip baş köşeye oturtturmuyorsak hepimizin insanlığında sıkıntı var. Annelerimizi baş köşeye oturtturmuyorsak, babalarımızı baş köşeye oturtturmuyorsak, seviyoruz dediğimiz eşlerimizi baş köşeye oturtturmuyorsak, çocuklarımızı baş köşeye oturtturmuyorsak, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi baş köşeye oturtturmuyorsak ve insanca yaşamak için mücadele etmiyorsak hangi dine mensup olduğumuz önemli değil. Hangi Allah'a iman ettiğimiz önemli değil. Kimimizin ne kadar dindar olduğu önemli değil. Kimimizin başını örtüp örtmediği önemli değil. Kimimizin Kur'an okuyup okumadığı önemli değil. Değil.
Birinci derecede bize lazım olan şey insanca yaşamak. Bana senin dinin ikinci derecede. Bana zarar verme. Bana zarar verme. Müslüman odur ki, mümin odur ki, elinden ve dilinden diğerlerinin emin olduğu kimsedir. Kimmiş mümin? Elinden ve dilinden diğer insanların emin olduğu kimse. Elinden ve dilinden. Kardeş, bana İslam satma, bana din satma. Elinden ve dilinden kim zarar ediyor, etmiyor? Aynaya bak, kendi kendine itiraf et. De ki, bugün benim dilimden kimler çekti? Aynaya bak, de ki bugün benim elimden kimler çekti? Aynaya bak, bugün benim elimden kimler hayır gördü? Hayır gören var ise Allah'ın elisin. Bugün senin dilinden hayır görenler var ise Allah'ın dilisin. Bugün senin gözünden hayır görenler var ise Allah'ın gözüsün. Eğer bugün senin ayağından hayır görenler var ise Allah'ın ayağısın sen. Sen o zaman onunla gördün, onunla tuttun, onunla konuştun, onunla yürüdün. Eğer öyle değil ise, bunlardan şer çıktıysa, şeytanla gördün, şeytanla duydun, şeytanla konuştun, şeytanla elledin, şeytanla yürüdün. Bakın bu isyan da farklı insan, isyan. Bu hasislikten, bu kibirlilikten, bu beğenmemekten olan isyan. Bu isyan ebedi lanete müstahak. Adem'in isyanı aşıklıktan ebedi mükafata müstahak. Birisi aşıklığından isyan etti. Neye? Cennet hayatına. Aşıklığından. Öbürkü ise hainliğinden isyan etti. Nankörlüğünden isyan etti. Kibirliliğinden isyan etti. Kefereliğinden isyan etti. İki isyanın arasında fark var. O zaman Adem'in isyanına evet. Şeytanın isyanına hayır. Şeytanın isyanına hayır. Adem'in isyanına evet. Gelin o zaman her sabah isyan edenlerden olalım. Gelin her dem isyan edenlerden olalım. Kafamızda, gönlümüzde, etrafımızda sahte bir cennet oluşturduysak isyan edelim. Ve o cennet tek kişilikse yine isyan edelim. Eğer tek başınalık bir cennet kurguladıysak isyan edelim. Diyelim ki hani Havva'n nerede? Diyelim ki hani Adem'in nerede? Diyelim ki hani sevdiğin nerede? Hiç sevdiğin kimse yok mu? İstemez misin sevdiğinin yanında? Kimi seviyorsun? Sevdiğinin yanında istemez misin olsun? Nasıl sevdiğinsiz yürürsün? Nasıl sen onsuz bakarsın? Nasıl onsuz tatarsın sen? Nasıl onsuz düşünürsün? Nasıl onsuz hareket edersin? Nasıl o olmadan sen bir iş yaparsın? Olmadı. Hazreti Mevlana o yüzden der. Neye aşıksan osun sen. Senin matlubun odur der. Sen aşık olduğuna bak. Neye aşıksan sen osun. Neden? Aşığa düşen iş maşunun haliyle hallenmektir. O zaman seviyorum diyen her erkekte biraz sevdiği kadınsızlık olması gerekir. Seviyorum diyen her kadında da biraz erkeksilik olması gerekir. Sevdiğinden alır. Aşık maşundan alır. Eğer edepsizi seviyorsan ondan edepsizlik bulaşır sana. Bir yalancıyı seversen yalancılık bulaşır sana. Sevdiğinde hemhal olmak vardır. Her seven sevdiğinde hemhal olur. Her seven sevdiğinin suretine de benzer.
Her seven sevdiğinin siretine benzer. Her seven sevdiğinin huyuyla huylanır. Onun ahlakıyla ahlaklanır. O yüzden Hazreti Ebubekir dedi ki radıyallahu anh hazretleri, bana arkadaşını söyle, sana dinini söyleyeyim. Senin arkadaşın kim? Ben, Allah affetsin, diyorum ki bana sevdiğini söyle. Bana sevdiğini söyle, ben senin ne olduğunu söyleyeyim. Bana aşık olduğunu söyle. Her neyse, reel ol, gerçekçi ol, gerçekten. Neyi seviyorsan koy önüne. Eğer o sevdiğin şeyi gerçekten, hakikaten seversen, bilmiş ol, yine hakikate ulaşacaksın. Sevmek hiçbir zaman insanı yarı yolda bırakmaz. Ben bazen arkadaşlara derim ki, birisi bir şeyhi sevdi. Ama o şey hakiki bir kimse değil. Millet nazarında öyle ya. Ben o kimseye derim ki, sen sev kardeşim. Aşık olana. Öylesine sev ki sen onu. Öylesine sev ki. Geç onu. Görürsün geçtiğini. Allah adil değil mi? Allah kudret ve kuvvet sahibi değil mi? Adalet sahibi değil mi? Hakkaniyet sahibi değil mi? Yolumuzda mücadele edenlere yollarımızı açarız diyen değil mi? Sen neyi seversen sev. Şeytanı dahi hakikatten sevsen Allah'ı bulursun. Ama şeytanı dahi hakikatten sevemiyorsan, yarım saat şeytana uyup yarım saat hakka uyuyorsan, kardeş ya, sen yanar döner akçakavak yaprağı gibisin. Olmadı. Sevdin mi? Sapına kadar, Allah'ına kadar seveceksin. Argo'da öyle denir ya, biraz arabesçe. Seni Allah'ına kadar sevdim. Gel sarılayım sana. Allah'ına kadar sevdiysen Allah'ı buldun zaten. Senin sevdanın içinde o. Dışında değil. Sen o sevdayı yakaladıysan merak etme. Sen onun içine cumburlop girdin. Başka bir yerde değilsin. İşte Hazreti Mevlana insanı ortaya koyarken, insanı, bir beyt daha var, çok hoşuma gider benim. Çok hoşuma gider. Der ki, bütün dünya süslense, bütün alem süslense, ben tam net olarak onun söylediği sözü söyleyeyim inşallah. Çok hoşuma gitti de onu aldım böyle, inşallah onu böyle bulabilirim yazdıklarımın içerisinden. Çok müthiş bir şey. Böyle ben okumasını çok sevmiyorum ya. Okuyamayınca da işte böyle batıyorum. Diyelim ki alemi meşale ve ışık kaplamış. Diyelim ki alemi meşale ve ışık kaplamış. Çakmaksız ve taşsız olduktan sonra o iğreti bir rüzgardan başka nedir? Alemi meşale ve ışık kaplamış. Yani her taraf aydınlık, her taraf harika, her taraf süslü. Süslü. Cennet. Müthiş, çakmaksız ve taşsız. Çakmağı taşa vurursun, ne çıkar? Kıvılcım çıkar. Çakmağı taşa vurursun. Kadın ve erkek. Ben böyle anladım. Herhalde benim kafamda hep kadın var, belki de ondan. Ben böyle anladım. Dedim ki, bütün alem meşale olsa, ışık olsa, yansa, pırıl pırıl olsa, ben onu daha da ileri götürdüm kendi kendime. Dedim ki, bütün alem pırlanta olsa, zebercet olsa, yakut olsa, altından yapılsa, her taraf sedef işlemelerle dolu olsa, her şey. Oraya bir erkek koysak ne işe yarar? Oraya tek başına bir kadın koysak ne işe yarar? Ne işe yarar? Oraya bir erkek, bir kadın koymamız gerekir.
onun anlam kazanması için. Anlam kazanması için. Kadınlar ve erkekler evlenmeye muktedir ve müsaitlerse evlenecekler. Ne işe yarar? Hocam da tabii. Onu da kenara atmış değiliz yani. Teyzemin yaşı geçti şimdi. Teyzeme bir şey diyemem. Anneme birkaç sene demiştim. Ana seni evereyim bak istersen. Bir iki. Annem bir gün bir bayram böyle. Bize de o zaman eski büyükler öyle söylediler. Hulusi Çöven amca vardı. Hulusi abi. Oğlum eskiler böyle söylerdi dedi. İyi ben de söyleyeyim dedim. Dedim ana böyle böyle bak evlenmek istiyorsan evereyim. Böyle bir iki böyle bir şey demedi. Bir kurban bayramıydı. Ben gene bayramda böyle evin delikanlısı ya. Söyledim böyle böyle dedim. Ya evlenmek istiyorsan evleneyim. Senin ağzını köpek yederim dedi. Bana iki de bir de böyle söylüyorsun dedi. Bir kaynadı bana. Kaynayış o kaynama kaldı. Şimdi bakın bütün alem ışık ve meşale olsa, çakmak ve taşı yok ise bir rüzgardan ibarettir. Bu alemin nefesi sizsiniz, insan. Bu aleme heyecan veren sizsiniz, insan. Daha ileri. Allah'a heyecan veren sizsiniz. Allah'a heyecan veren sizsiniz. O var ya hani sizin ne yapacağınızı bildi. Evet. Heyecan veriyor ona. Heyecan veriyor. Bir de böyle bu hadis-i şerif çok hoşuma gider benim. Miraç'ta Hazreti Peygamber Efendimiz der ki ben kalemin cızırtısını duydum Miraç'ta. Hala daha yazıp siliyordu. Sahabe soruyor ya Resulallah ne yapıyordu? Hala daha yazıp siliyordu. Yazıp siliyordu. Ben yazıp yazdırıp sildirmek çok hoşuma gidiyor. Benim hakkımda yazsın silsin istiyorum hep. Ego benimkisi, bencillik. Kendini bilmezlik. Benimki küstahlık. Benimki isyan. İşine kalemin. Beni yazsın çizsin boyuna. Heyecan yaratsın o da kendi kendine. Düşünsün. Beklesin. Bugün ne yapacak? Bugün ne diyecek acaba? Ben Allah'ın dahi heyecanlandığını düşünüyorum. Allah'ı heyecanlandırın. Öylesine sevin. Öylesine sevin. Öylesine sevin. Heyecan duysun. O heyecanınızı sizin üzerinize koysun. Heyecanlansın. Hani kul heyecanlanır ya. Kul öylesine heyecanlanır. Öylesine heyecanlanır. Cenab-ı Hakk'a der ki ben senin Allah'ınım. Sen de benim kulumsun. Öylesine heyecanlanır. Kul öylesine heyecanlanır. Kul öylesine heyecanlanır. Öylesine heyecanlanır. Öylesine hayretten hayrete geçer. Bunu insan yapar. Ve der ki ben senin Rabbinim, sen de benim kulumsun. Bunu insan der. Bunu Cebrail diyemez. O kenarda beklesin orada. Bunu Azrail, İsrafil diyemez. Mikail diyemez. Onların buna demeye kafaları basmaz. Onlarda bu hayret yoktur. Onlarda bu isyan yoktur. Onlarda bu perdesizlik yoktur. Onlarda bu hadsizlik yoktur. İnsanda vardır. Bunu Cenab-ı Hak kendisi diyor hadisi kutsi'de. Allah diyor. Kuluna öyle muamelede bulunur ki kul der ki diyor, ben senin Rabbinim, sen de benim kulumsun. Sen busun. Bu olmadan, bu dünyadan geçip gitme.
Bu olmadan ölü balıklar gibi suyun sürüklediği yere yürüme. Ölü balıklar dalgaya kapılırlar. Dalga nereye sürüklerse oraya gider. Sen bu deryanın içerisinde canlı balık ol. İstediğin yere git. Ait olduğun yere git. Ait olduğun yere git. Dalganın sürüklediği yere gitme, isyan et. O dalganın seni nereye götüreceği belli değil. Kendin hayretten hayrete geç. Dalgadan dalgaya geç. Üzerine gelen dalgaların üzerinden çıv böyle atla. Bulutların arkasında yazanı bozanı değiştirmeye çalış. İsyan et. Bulutların arkasındaki süliyetlere de isyan et. Seviyorum ulan de. İsyan et. Kim ne yazıyorsa sök bağını. Kopar. Çizginin dışına çık. Kafalarını karıştırsınlar. Bu nereden geldi diye. Allak bullak olsunlar. Bu nasıl düşünüyor diye. İsyan et. Önüne konulan her şeye isyan et. Yemeyeceğim de bir gün hadi bakalım. Oruç isyandır. Oruç isyandır. Namaz isyandır. Zikir isyandır. İsyan. İsyan et. Yemeğe isyandır oruç. İçmeye isyandır oruç. İsyan edersin. Bugün sana yedirmeyeceğim. Bugün sana içirmeyeceğim. Bugün sana hiçbir şey yapmayacağım. İsyan et. İsyan et. İsyan edersen bulursun. İsyan etmezsen ölü balık gibi nereye sürüklerler oraya gidersin. İsyan etmezsen bir tasma takarlar sana. Bağlarlar bir yere seni. Önüne konulanı yersin. Önüne konulmazsa yemezsin. Bunu da sana din olarak yuttururlar. İsyan et. Önüne konulanı yemeyeceğim de. İsyan et. Bu şarap diyecekler, cennetten çıktı, içmeyeceğim de. İçmeyeceğim de. Bir sefer karıştır onların kafalarını allak bullak. Melekler oturup kendilerince ne yapacaklarını bilmediklerinden grogi durumuna düşsünler. Allah sorsun, ne oldu ey melekeler? Seninle övünsün. Desinler ki ya Rabbi sana malumdur. Biz ona cennetten bir kase getirdik. Aldı kaseyi kafamızdan aşağı geçiriverdi. İstemiyorum cennetten hiçbir şey dedi. İsyan etti. Ne yapacağını bilmiyorlar ya garipler. Ellemeyin. Biraz karıştırsınlar kendilerini. Ne tarafa döneceklerini bilmesinler. Desem ki toplum algısı, cennete girdiğinizde ne istersiniz? Muz var mı hocam? Hocam istediğimiz meyveleri yiyeceğiz değil mi? Git tropikal ülkelerine istediğin meyveyi ye. Var orada. Veya bir telefon kadar uzaklıkta getiriyorlar şimdi ananasından muzuna kadar. Kasa kasa. Size getirmediler mi ananas hiç? Yok mu? Hayret. Getiriyorlar halbuki. Siz alabilirsiniz. Neden bu kadar tropikal meyveye kadar düşkünlüğünüz var? Algı. Cennet denilince aklımıza o geliyor. Öbürkü de soruyor. Huriler var mı? Dünya hurisi bakmamış senin yüzüne. O cenneti hayal ediyor. Burada bulamamış, orada bulacak. Be kardeş, sen burada bulmamışsın. Burada sevebileceğin bir kimse yok muydu? Aşık olabileceğin bir kimse yok muydu? Yokmuş demek. Sen burada bulamamışsın, orada bulacaksın. Hocam kendine dikkat et. Böyle göndermeyelim seni. İnşallah. Öyle normalde o bitti, tamam. Her gün yeniden doğuyoruz ya biz. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bakın, söze bakın. Her gün bir yere konmak ne güzel. Her gün bir yerden göçmek ne güzel.
Konun ve göçün. Durmayın. Konun ve göçün. Durmayın. İnsansınız. Yarın daha fazla sevin. Yarın daha fazla aşık olun. Yarın daha fazla akın. Hoca alıyor alacağını benden. Öyle de çok fazla yüklenmeyeyim. Bir de sonra bir dakika aya gelmez. O yüzden inşallah daha yeni ayar tuttu dediği doğru. Ayarını bozmayalım hocanın. Kaçırmayalım bir de elimizden. Yavaş yavaş ısındıralım. Benden kaçmaz mı hoca? Zamkla yapıştı mı bana? Eyvallah, Allah razı olsun. Hocam teşhis sizin talebenizden geldi. İki deli yan yana diyorsun yani. İnsan bu manada her şeyin merkezi. Ve insan bu manada Allah'a Rabbim diyebilecek kadar çılgın. Gelin hep beraber o insan olmanın yolunda olalım. Beni sabırla dinlediniz, hakkınızı helal edin. Az önce hocamın böyle bir işaret ettiği bir şey vardı. Çok hoşuma gitti benim. Hani böyle işte birisinin çektiği acıyı çekmek gibi. Bu sufilikte hemen onun altını çizeyim. Tasavvufi tarafını. Sufilikte bu hal, yani yanın başındaki kimsenin acısını çekme hali, sufi dilinde kardeşte fena olma. Fena fi derviş. Derviş kardeşinde fena olma. Onun açlığında açlığını hissetme, tokluğunda tokluğunu hissetme, mutluluğunda mutluluğunu hissetme. Bu bir tasavvufta hal. Hakkınızı helal edin. Teşekkür ediyorum hepinize de.